komşuya aldık. Çaldırmadık, çektiler. Adıyaman'da şiddetli yağmur nedeniyle bir kısmı çöken damın altında kalan 3 çocuktan biri yaralandı. Olay Mara Mahallesi Gül Sokak No 11'de meydana geldi. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan toprak ev yağışa dayanamadı. Önceki gece yağan şiddetli yağmur nedeniyle 7 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı toprak evin damında çökme meydana geldi. Evde 3 çocuğun yattığı odanın damı sabaha karşı çöktü. Büyük bir gürültüyle uyanan Kubea ailesi ve komşuları yıkılan damın altında kalan çocukları çıkarmak için seferber oldu. Çökme esnasında çocuklardan ikisi odadan hemen çıkartılırken birisi toprağın altında kaldı. Baba Ahmet, anne Velide Kubea'nın bağırışmaları üzerine komşuları gelerek toprak altında bulunan 14 yaşındaki Haldiye Kubea'yı topraktan çıkardı. Yani burada çocuk için toprağın altında gömülüydü. Eşim zaten annesi yardım ederek şey yaptı. Yaralı çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hastanede tedavisi devam ediyor. Diğer çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Baba Ahmet Kubea yatarken damın büyük bir gürültüyle çöktüğünü ve 3 çocuğun odada bulunduğunu dile getirdi. Ne haber? Yatıyordunuz? Çocuk, 2 tane çocuk. 3 tane çocuk. Baba, 3 tane çocuk. Baba. Geldi, akşam yakıyor. Geldi, ev hepsi düştü bize. Ben burada, baba çağırdı. Geldi, kardeşim küçük çıkardı. De abla çıkardı. Çıkardı abla öldü. Çıkardı çok turab yiyor. Hasta şimdi. Hasta. Bize düştü. Çatı düştü. Evet. Toprağın altında mı kaldınız? Evet. Kim çıkardı sizi? Ben ve bu çıkardı. Bize anne ve baba bize çıkardı. Benim abla burada toprağın altında kaldı. Evet. Çıkardı ölmüş. Turabı yemiş. Bunu yemiş. Toprak ağzına girmiş. Evet. Ondan sonra gece saat 4:30'da yağmurdan dolayı ev çöktü. Yağmurdan dolayı çöktü. 3 tane çocuğumuz, bir tanesi zaten topraktan çıktı. Öbürler de korktu çocuklar. Dışarı kaçtılar. Biz de o çocuğu çıkardık yani. Ambulans geldi, hastaneye kaldırdı şu anda. Hastanede yatıyor şu anda.